şirki ateizmle, ilhatla karıştırmayın. Allah'a inanmayan şirk koşamaz. اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ necesun. Hiç kuşku yok ki şirk ehli pisliktir. Soru şu, Kur'an hakaret mi etti? Nisa suresinin 140. ayetini açın. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiği ya da onlarla alay hakaret edilen bir yerde sohbetin konusu değişinceye kadar orayı terk edin. Vurun, kesin kellesin, çıkarın oyun gözünü, öldürün atın çukura. Değil. Sadece orayı sohbetin konusu değişinceye kadar terk edin. Böyle bir kitap, böyle bir merhamet. Neden böyle bir cümle kullanır? Bu ayeti öyle derin yaşadım ki ta iliklerime kadar müşrikler pisliktir diyorum her gün. Şirk ehli size bana yaptıklarının kırkta birini zekatını yaparlarsa siz de bu ayetten dolayı şükür secdesine kapanırsınız. Çünkü söz bitiyor. Küf küfür bilen insanlar değiliz. Olanı biteni izah edemiyorsunuz. Kelime bitiyor. Bu nasıl bir şey diyorsunuz? Bir insan bunu nasıl yapar diyorsunuz değil mi? Tam işte bu. Şirk ehli pisliktir. Tek cümle. Başka bir izahı yok. Öyle cuk oturuyor ki teşekkür ederim Allah'ım diyorsunuz. Kur'an hakaret etmez. Kur'an fotoğraf çekiyor bir durumu dile getiriyor hem de çıplaklığıyla bütün açıklığıyla bütün netliğiyle